Efendim. Burada. Tamam, burada bir şey yapsın. Evet. Abi gel. Oo, yazarım ben. Oo, Bahadır bak. Bahadır gel. Onu da biraz onu da. Tamam. Bak. Bu tarafa doğru orayı boşaltabilir miyim? Ne? Nasıl? Yani arkadaşlar şey... Tamam. Oğlum çok yakışıklı. Oğlum abi, çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Parmağı da bilmedi. Yok, gitmiş. Tamam. Şu anda gitmiş. Hadi. Ama Bahadır'ın dünyaya gelmesiyle tam olarak nedir, ne değildir detaylı olarak araştırmasına girdim. Korktuk tabii, çok korktuk. Önce anlamadık ama sonra öğrenince, çaresi de olmayan bir şey olduğunu öğrenince tabii ki çok korktuk. Nasıl başaracağız, nasıl her şey yoluna girecek, işte nasıl bu çocukla, bu özel durumla baş edeceğiz. Onun endişesini yaşadık. Ama bu başka bir dünya. Yani Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra diye bir hayat farklılığı oluştu bizde. Bahadır gerçekten bize çok çok farklı dünyaları da gösterdi. Mutlu olmayı, küçük şeylerle mutlu olmayı, onu da öğretti. Ama sadece otizmle mücadele etmedik. Aynı zamanda serebral palsi ve Down sendromu da var. Onlarla da mücadele ettik ama bizim buradaki en büyük sıkıntımız tabii ki otizmden oldu. Bir kreş eğitimi aldırmak istediğimde normal çocukların olduğu bir yerde belki o da hani onları örnek alır, onlara benzer, onlar gibi olur, daha çabuk, daha doğru eğitilir derken biz ona vakıf olamadık. Çünkü diğer aileler reddetti, eğitim kurumu reddetti. Hayatımız gerçekten bir Bahadır'dan önce, bir Bahadır'dan sonra, bir otizmle tanışmadan önce, bir otizmle tanışmadan sonra diye gerçekten ayrıldı. Bir oksijen, yani küvez, oksijen, o dengeler olmadı. Çocuk sonra bir yoğun bakıma alındı. 3 aylıkken bir kalp ameliyatı oldu. Yani düşünün ki bir çocukta hem otizm var, hem Down sendromu var, hem serebral palsi var, CP var. Biz bir anda kendimizi bir başka hayatın içinde bulduk daha doğrusu. Mücadele etmemiz gereken bir alan oluştu. Ben tabii bu konularda son derece cahildim. Cahil olduğumu anladım yani. Bilmiyordum cahil olduğumu. Yani kreşe çocuğu aldıramıyoruz. En büyük tepki de ailelerden geliyor. Bahadır'a öbür çocuklarımıza gösterdiğimizden daha fazla özen göstermek mecburiyeti oluştu zaten. Sonra bir gün parlamentoda otizm komisyonu kurulması kararı verildi. Orada ben dedim, geçim bana dedi ki bu komisyona üye ol dedi. Ya ben anlamam yani, doktor değilim, sağlıkçı değilim, nasıl olayım falan dedim. Ya olursa iyi olur dedi. Bunu o zamanki Mehmet Muş, bizim Ticaret Bakanımız da o zaman grup başkan vekiliydi. Ona söyledim, ben üye olmak istiyorum dedi. Ben komisyona alındım. Sonra da bana başkanlık uygun görüldü. Dediler hem komisyon üyesin hem de başkansın bu komisyonun. Yaşadığım en önemli, en değerli şeyin o komisyon başkanlığı olduğunu anladım. Tabii biz bilim insanlarını, efendim aileleri, STK'ları, devleti, bir devlet tarafını, bir STK tarafını, herkesi dinledik. Çok iyi bir komisyon çalışması yaptık 4 ay boyunca. Ama tabii endişemiz nedir? Bu çocukların bizden sonra ne olacak olayı var. Bir yaşam merkezleri gerekiyor. Onun da yavaş yavaş temelini atıyoruz. Bir Antalya'da bir model yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu konuda bize de bir çalışma için talimatı var. Hanımefendinin bir bu konuda bir çalışması var. Biz bu kapsamda Türkiye'de bu ailelerin benden sonra bu çocuklar ne olacak endişesini gidermeye yönelik bakım merkezleri, yaşam merkezlerinin kurulması yönünde ilk hedefimiz o. Bayağı ciddi bir irade oluştu. İnşallah bunu hem Antalya çapında hem de Türkiye çapında böyle bir çalışmayı yapacağız. Belli bir noktaya geldikten sonra bazı bakanlarımızı bizzat ziyaret ederek sorunları yerinde aktardık. Örneğin Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettik, Sayın Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik, Çalışma Bakanımızı ziyaret ettik,
Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettik. Ayrıca ilgisinden dolayı YÖK Başkanımızı da bizzat ziyaret ederek sorunları, çözüm önerilerimizi aktardık. Sağlık Bakanımız da şu anda bir otizm dairesini kurmuş oldu. Bu bizim komisyonumuzun bir çıktısı olarak görebiliriz.